an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir süredir storylerimizden de görüyorsunuzdur. Teknede yaşamaya başladık. Neden öyle oldu sevgiciğim? Muratcığım, marinalar tıka basa ağzına kadar dolu çünkü. Evet, boş yer olsa bile tek tük, fiyatlar uçmuş. Biz de böyle mecburen teknede yaşıyoruz. Eskiden teknede yaşamak hayaldi. Ama şimdi tekneyi alıyorsunuz, mecburen koyacak yer bulamayınca mecburiyetten teknede yaşamaya başlıyorsunuz. Hayalinize bir anda kavuşuyorsunuz. Peki deniz turizminden böyle ciddi gelirler elde eden bir ülkede marina işi nasıl böyle bir probleme dönüştü? Neden marinalar dolu? Bunun nedeni pandemiden sonra karavancılığa ve tekneciliğe olan ilginin artması, ülkeye bir sürü yeni teknenin girmesi, özellikle de kıçı büyük katamaranların girmesi marinalarda bir anda yer kalmamasına sebep oldu. Yeni marinalar da yapılmayınca bu iş bir yumağa döndü. Peki şurada şöyle toprağım olsa marina yapamaz mıyım? Yapamazsın canım, o iş öyle değil. O işler ince işler. Bu işler devletin regülasyonunda oluyor. Yeri önemli, korunaklı bir yer olması lazım. Aslında devletçimizin bunu yapması lazım. Yeni marinalara ihtiyaç var bu turizm bölgesinde. Kıyı bandımızda pek çok marina var. Fenike'de var, Antalya'da var. Ne bileyim, yukarı doğru çıkınca Didim'de var. Fakat bunlar yoğun turizm bölgeleri olmadığı için oradaki marinalar özellikle turizme hizmet eden charter firmalarına çok da yaramıyor. O yüzden marinaların biraz burada olması lazım. Peki devlet niye el atmıyor bu işe? Galiba devletimizin bu ara çok işi var. Sevgili devletçimiz, şu işe bir el atın. Mağduriyet büyük, marinalar dolu. Olan yerlerde çok pahalı. Gerçekten geçen sene atıyorum 5-6 bin euro ödeyen tekneler bu sene 15-16 bin euroya çıktı. Gerçekten kendini bu tür bir gidere hazırlamamış, hazır olmayan pek çok tekneci arkadaşımız var. Herkes süper zengin değil. Kimisi de kıt kanaat aldığı tekneyle buralarda yaşamaya çalışıyor. Bir marinaya bütçe ayırmış ama 5.000'den 15.000'e çıkması, büyük tekneler için 15.000'den 30.000'e çıkması gerçekten pek çok tekneciyi korkutuyor, ürkütüyor, üzüyor. Buna bütçe ayarlamaya çalışıyor insanlar. Kolay değil. Ama marinalar sürekli zam yapıyor. Ona göre de talep sürekli artıyor. Peki buna ne diyeceksin Muratçığım? Evet, bu zam geldikten sonra benim tekneme gidiyorum demek de kolay değil. Çünkü teknenin özellikle kış aylarında, fırtınada, kötü havalarda güvenli bir yerde durması lazım. Pek çoğumuzun da iş dünyası teknenin başında olmaya el vermediği için marinalara mecburuz. Bu yüzden fiyat ne olursa olsun ödemek zorunda kalıyor insanlar, zorlansa da. Burada marinalara kızıyoruz ama arz talep meselesi, daha çok arz yaratılırsa, yani marina kurulursa mutlaka fiyatlar da düşecektir. Bu yüzden teknemi verin ben gidiyorum demek mümkün değil. Yer varsa o paralar ödeniyor. Çok para Muratçığım, çok para. Bence biz teknede yaşamaya devam edelim ve bu tekneyi de gezdirelim mi? Ne dersin? Evet, storylerimizde gördüğünüz yeni bir katamaranımız var. Merak edenler oldu. Şimdi size küçük bir tekne turu yapalım ve neden Lagoon 42'nin harika bir tekne olduğunu size inceden anlatalım. Burası vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz havuzluk kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanın buradan bir yere gidesi gelmiyor ama içeri. Burası da salonumuz. Vay vay vay. Evet, nasıl? Güzelmiş be. Mutfak, tezgah. Harita masası. Evet, harita. Dolaplarımız, iki tane buzdolabımız var arkadaşlar. Birisi burada. Biri de yukarıdan açılıyor. Biri de dondurucu var. Burada. Salonumuz böyle. Bu katamaranın evet, en güzel yanlarından biri de şu geniş görüş açısı. Neredeyse kaç derece oluyor? 180 derece. Seyir sırasında soğuk havalarda buradan seyri takip edebilirsiniz. Evet, kabinlere gidelim. Evet. Kapayın gözlerinizi. Ve işte İşte kıç kabinimiz. Gerçekten müthiş. Birçok katamaranda görmediğim bir büyük cam. Havalandırma için iki küçük cam daha ve arkada da bir böyle ince camımız var. Bunların hepsi ışık kaynağı. Burada bir askılı dolap var. Burada bir dolap var. Depolama alanları harika.
Güzel değil mi? Şu üstü de açsaydın da biraz da aydınlık olaydı. Bak şimdi. Hayır oradan. Yok buradan. Evet. İşte maksimum ışık. Evet. Daha da açıyor Allah'ım. Havalansın. Güzel pervanelerimiz var sıcak yaz geceleri için. Sevgiciğim bir de ön kabine gidelim hadi. Tuvalet banyosunu göstermeyecek misin? Ah bunu unuttuk. Evet. Evet kocaman bir tuvalet ve ayrı bir duş alanı. Bunun avantajı tabii duş aldıktan sonra her yerin ıslanmaması. Duşun kabini var. Başka. Evet şimdi baş kabin. Bu teknenin 42 fit olduğu için baş kabinleri de oldukça geniş. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ya en azından tavan yüksekliğinden tutun da geniş görüş alanını. Evet yatak. Evet. Burası da harika bir manzara. Aynen. Hadi gelmişken burayı açalım. Havalandıralım her yeri. Evet. Burası da geniş bir tuvalet. Burada da bir dolap kocaman. İstediğinizi koyun. Teknemizin içi böyle. Mutfakta biliyorsunuz ben iki kişi çalışılması her zaman avantajdır. Öyle bir genişliğimiz var burada. Biz buraya Murat'la ikimiz sığıyoruz yani düşünün arkadaşlar. Daha üst modellerde bile bazen şu açıyı vermedikleri için, dik yaptıkları için 45-46'larda öyle diye hatırlıyorum. Bir kişi girdi mi başka bir kimse giremiyor. Yukarıda dolaplarımız var bardak çanaklar için. Bir de şurada dolabımız var. Dolap tabii evdekilere göre bir tık daha az ama ona göre tavanızı, tencerenizi ona göre alıyorsunuz. Şimdi bir de dışarıyı göreceğiz. Teknenin dışındaki güzellikleri, avantajları, dezavantajları o da az sonra. Sevgicim. Efendim canım. Ne güzel gezdirdin. Ev sahibi. Bekleriz. Herkesi bekleriz. Evet bu güzel tekneyle turlar da yapıyoruz. Bizi arayın, bize katılın. Gelelim teknenin dışına. Bu teknenin güzelliği 42 fit olması. 40 fit kadar küçük değil, 45 fit kadar da büyük değil. Arkada geniş yüzme bacakları, ayakları. Bir tarafta merdivenimiz var. Motorlar bunun altında. Yanmar 57 beygir. Şurada küçük bir oturma alanı yapmışlar ama biraz dar. Nedense şuraya da bir minler yapan insan. Buraları görmüştünüz sanki. Benim en sevdiğim özellik buradan. Havuzluktan direkt dümene ulaşabilmek. Neden seviyorum bu özelliği? Çünkü havuzlukta temasınız kesilmiyor hem muhabbet anlamında hem de tek başınıza seyir yaptığınızda hemen gidip bir şey alıp geri dönmek. Mutfak çok yakın. Aynı zamanda buradan seyri buradan takip edebilirsiniz. Acil bir durum olduğunda flybridge olan bir katamarana göre buraya ulaşmak çok daha kolay. Şak diye 3 saniyede buradayız. Dümen konsolu çok güzel. BNC enstrümanlar var. Tridata. Otopilotumuz var. Bir burada ırgat kumandamız var. Buraya ben bir küçük kutu yaptırdım. Ivır zıvırı toplasın diye. Evet. Dümen işi böyle. Flybridge'li. Mesela bunun 45 fit modeli flybridge'lidir. Daha yukarıdan bakarsın etrafa ama yanaşırken arkayı göremezsin. Bu teknenin güzelliği kokpitten yanaştığınız alanı görebiliyorsunuz. İskele yanaşmalarında bu çok önemli. Güneş panellerimiz yok. Buraya güneş panelleri takılacak. Şurada geniş bir alan var. Burayı da küçük bir flybridge'e çevireceğiz yakında. Bir lagunda belki de ilk defa yapılacak bir şey yapacağız. Yelkenimiz klasik ana yelken. Keşke sarma olsaydı ama 40 fit ve 40 fitten daha büyük teknelerde genelde sarma ana yelken yapamıyorlar. Gördüğünüz gibi direkt eğri olduğu için katamaranların yapısında bu iş böyle. Klasik ana yelkenimiz bir avantajı var. Benim gibi uzun boylu olmayan biri bile burada ana yelkene ulaşabiliyor. Fazla zorlanmadan, kendini tehlikeye atmadan ana yelkenli toplama işini, camadan halatlarını yönetme işini buradan gayet rahat yapabiliyorsunuz. Daha büyük teknelerde biliyorsunuz bu direkt flybridge yüzünden bomba yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığı anda da özellikle yelkeni toplarken biraz sıkıntı yaratıyor. Bu teknenin çok güzel bir yanı da self-taking bir flok var burada. Ana yelken bu teknede lagunlarda çok geriye alınmış teknenin kış tarafına doğru. O yüzden bu flok dediğimize bakmayın çok geniş alanlı bir canova kadar bir alanı var.
ana yelkende birleşince Orsa seyirlerinde hiç de fena gitmiyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim, 10 knot rüzgarda bir 4-5 knot kadar bir hızlı bulduk ki bu da iyi bir şey. Muhtemelen 15-20 knot olduğunda rüzgar 7-8 normal seyir hızımızı yakalarız diye düşünüyorum. Henüz bu son bir hafta 10 günde bu tarz bir rüzgara rastlamadık. Hazır buradayken aşağıya da göstereyim. Aşağıda minder alanı, klasik filemiz var. Bu teknenin sevdiğim bir özelliği de zincirin en baştan teknenin başından aşağı inmesi. Birçok katamaranda hemen şu ırgatın çıktığı yerden aşağı iner, alttadır. Bir dezavantajı var tabi, zincir çamurlu geldiği zaman buraları batırıyor ama en azından zincirinizi, demirinizi görüyorsunuz, gözünüzün önünde oluyor. Şu iki tane hatch'in altında geniş depolar var. Görüş açısını da size bir kez daha göstereyim. Bu teknenin dümenindeyken hemen hemen görmediğiniz hiçbir yer yok. 360 derece görebiliyorsunuz. Bakın kendi boyumun açısından göstereyim. Sancak baştaki vardevalayı görüyorsunuz. Bu sancaktan yanaşmadığınızda kör noktanız yok demektir. Şurada bir adım yükselme şansınız var. İskele zaten gözüküyor. Teknenin sancağında, iskelesinde ne var ne yok tamamen görüyorsunuz. Kıçı zaten görüyorsunuz. Burada güzel bir iki kişilik oturma yeri var. İki kıç buraya sığıyor. Kumandalar olsun, teknenin laf söz dinlemesi olsun, teknenin motor gücü olsun, performansını ben çok sevdim. Neden sevdim? Çünkü biz genelde çok kalabalık ekipler olarak seyir yapmıyoruz. Bir kişi, iki kişi, üç kişi bu tekneyi, bir kişi bile, ben geçenlerde tek başıma da bir seyir yaptım. Geldim hatta bu iskeleye bağlandım. İskeleden küçük bir yardımla teknenizi yanaştırabiliyorsunuz. Ama fly bridge olan büyük bir katamaranda üst katta kaptan tamamen teknenin dümeninden başka hiçbir şeyle ilgilenemiyor. Ama burada bu kokpitte ister kıç alata çok hızlı gidip gelebilirsiniz, ister başa çok hızlı gidip gelebilirsiniz bu geniş alanda yürüyerek. Diyelim bir yardımcınız var, sancak başta tonozla uğraşıyor ama iskele kıçta burada bir halat sıkıntısı var, hemen gidip atmak, geri almak gibi, voltalamak gibi işleri yapabilirsiniz. Dümenden sadece 3-5 saniye uzak kalarak. Bu açıdan bu dümeni ben çok seviyorum. 42 Lagoon gayet içimize sinen bir tekne oldu. Gerçekten 2017'de o yılın katamaran ödülünü almışlar ve son 6 yıldır da aynı tekneyi aynı şekilde öğretiyorlar. Sadece malzeme kaliteleri, içerideki özellikle mobilya kaliteleri değişiyor. Bir iki yükseklik, alçaklık farklılıkları var ama tasarımda büyük bir değişiklik yok. Lagoon 42 böyle içini dışını sizler için gösterdik. Dediğim gibi bu tekneyle turlarımız da olacak. Arkadaşlarınızı toplayın. Lütfen gelin, katılın. Bu tekne eğlence için birebir, keyif için, yaz tatili için birebir. Sevgicim, son sözün var mı? Bak ne yapıyor, bak bak. Son sözün ne olabilir? Vallahi şu an acıktım Murat'cığım ya. Acıktım diyerek bölümü kapatan kadın. Acıktım. Ne diyebilirim geliyor. Herkes? O zaman salatayla bitirelim. Evet. Bu bizim salatalık olmayan çoban salatamız. Çoban salatayı bir de salatalıksız deneyin. Bol yağ ve limonla, bakın tadına doyum olmayacak. Salatalık biraz sulandırıyor işi. Salatalık olmasın. Sen şunu da aç bakayım. Herhalde. Burada şey var. Ama şimdi görünmüyor. Bir dakika, bir dakika, şehriye bir dakika. Mi? Şehriye var. Şehriye. Şehriye. Sevgicim. Acıktık, acıktık arkadaşlar. Çok çalıştık. Zor uğraşmış. Murat'ın dediği gibi. Zor. Çok zor. Evet dostlar. Uzun bir aradır yanınızda değildik. Bölüm paylaşamadık. Lakin bu uzun bir aradan sonra ilk bölümümüz olsun. Teknede yaşamakla ilgili, teknede uzun uzun yaşamakla ilgili, katamaran hayatıyla ilgili yeni videolar gelecek size. Biraz da bu tarafı anlatalım bakalım. Hep manuelleri anlattık. Bu da son durak olsun. Süper yata geçecek halimiz yok. Süper yat yok, olmasın. Bu çok tam kararında. Tam bunda kararında kalmak lazım. Muhteşem. O zaman selamımızı çakalım. Gelin, hepinizi bekliyoruz. Ve gidelim.